Ki başarılar dileyelim Galler karşısında Ertesi gün maçın ertesi günü zaten burada Yayında olacağız detaylı bir e, Milli takım e, analizi yine yaparız Diyerek isterseniz Beşiktaş'la devam edelim Sıcak gündem şu anda siyah beyazlılarda Tabii ki e, beklenen Üçüncü zirve dün gerçekleşti e, Emre Kocadağ ve Sergen Yalçın arasında e, Bize gelen bilgi Sercan'ın verdiği son bilgi artık Anlaşmanın neredeyse bitti Ne anlaşmaymış bu bitmedi <laughs> Üçüncü zirveye kaldı Ayın 14'ü e, Ay Üçüncü zirve ne zaman? Dün de işte. Hayır, dün yani dördüncü dün. ne zaman? Dördüncü de artık hafta içi tarafların bir araya gelip imzaları atması bekleniyor şeklinde Sercan'dan gelen son bilgi Aa, bu. Çok zor bir transfer süreci oldu yani. Evet, yani yani üçüncüye kaldı 17'si 18'i gibi. 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 Galatasaray'ın kongresi 19'u. Evet. Mesela Galatasaray 20'sinde teknik direktörü var Galatasaray'ın. Başkan kim olursa olsun. Arada 3 yani, Yo, falan Başkan kim olursa gibi. olsun diye yok. Var, teknik direktörü var. Herkesin kafasında bir isim var. He, isim var. Ya ben Pardon, isim diyorum. Ben Fatih Terimliğe teknik Terimliğe. direktörü var. Teknik direktörü, evet. teknik direktörü var evet. diyorum. Büyük ihtimalle de Fatih Terimliyim diyeyim. Yani siz anlayın artık hepsini. Yani, Diğer. Son yani, günlerde çünkü önemli gelişmeler oldu. Adayların şeylerine bakarsak. Şimdi şunu tabii merak ediyor herkes. Beşiktaş'ta ilk iki zirvede e, halle olmayan şey neydi? Neden üçüncü zirvede e, anlaşma sağlandı? Nasıl sağlandı? Yani acaba burada Sergen Yalçın'ın ücretiyle anlaşma ilgili bir mı? E, durum var? Gelen bilgi o şekilde. E Tam niye imza atılmıyor. Haftayı çatacaklar. Deniyor. Bundan önceki hafta da öyle denmişti. Yani. Galatasaray'dan bu, sadece 3 gün avantajlı durum, olmaları çok acayip. Yani bu şimdi bu süreç tabii konuşmak e, bir masa masada oturup konuşmak işte e, Sayın Emre Koca da oturuyor konuşuyor. Ondan sonra Sayın Başkan anlatıyor. Sayın Başkan Emre Koca da anlatıyor. Sergen Yalçın'a gidiyor Emre Koca da o da onu anlatıyor. E, yani Mesela Başkanla Sergen Yalçın e, konuşmuyor mu? Hayır şu yok, an Emre görüşmeleri Koca doğar. Emre Koca daha yürütüyor. E, tamam ama onların hiç mi iletişimi yok? Şu anda yok şu anda bir iletişim yok yani görüşmeleri Emre Koca daha yürütüyor ya FaceTime'dan ne bileyim Whatsapp görüntülü konuşma Onu bilemiyorum canım falan. yani telefonla konuşuyorlar mıdır konuşmuyorlar Skype, mıdır Zoom Yani bilemiyorum belki e, ikili orada görüşürken e, FaceTime'dan da başkan dahil oluyordur yani bilemiyorum ki artık o kadar detaya hakim değilim Ama e, tabii süreç bir kere uzadı yani bakıldığı zaman bayağı bir zaman geçti yani ben işin sadece para olduğunu artık düşünmüyorum. Yani para e, mevsusu işte e, 20 istiyor, öbürü 15 veriyor, 12. öbürü 1.6'ya çıkıyor. Yani biraz özetlersek işte iş e, 3 milyon euro ile başladı, e, 2.5 milyon euroya düştü. E, karşı taraf yani Beşiktaş 10 milyon TL ile başladı yani 1 milyon euro ile başladı. Onlar daha sonra 1.3'e çıktı, sonra Beşiktaş 1.6 yaptı. Yani bir de e, acayip bir bir pazarlık da evet var yani ben para ol, olduğunu düşünmesem de bir para pazarlığı da var. Yani ya arada da zaman, fark var ya. E, sonra bonuslar devreye girdi. İşte biz sana 1.6 verelim. İşte 300-500'de şampiyonluk ya da sıralamaya göre ya da şampiyonlar ligindeki başarıya göre. Ama ben asıl sorunun başka bir şey olduğunu düşünüyorum yani. E Belediye zaten ya. yani, yani transferle ya. ilgili, yani, ilgili bazı garantiler istiyor. Yani transferle ilgili e, ipleri istiyor. 6 tane eksik var diyor. Yönetim de evet. o ipleri vermek istemiyor. Yani ortada bence en temel sorun ve problem bu. Yani hoca diyor ki kardeşim her şey bende olacak. Ben karar vereceğim. O zaman şimdi daha açık konuşalım. Karar da ben karar vereceğim. Daha Ben karar vereceğim transferlere nasıl yani bu işleri diğer yöneticilerin hiçbiri karışmayacak. Bu işler tamamen ben ve ekibimde olacak. Siz artık para şeyine bunu alın dediğimde gidin imzayı atacaksınız. Yani Sergen Yalçın da herhalde hani bana güvenmiyor musunuz diyodur. Herhalde Şimdi burada bu konuşmalar bence bu konudan konuşuluyor sana. Yani bir, bir teknik direktöre bütün transferin ipleri verilmeli mi, verilmemeli mi? Diğer takımlar veriyor mu? Vermiyor mu? Ya da Beşiktaş'ta Bundan önceki süreçte yıllarda gelen hocalar sence Falcao'yu Fatih Terim mi aldırdı? Hayır. Peki sence Belandayı Fatih Terim mi gönderdi? Hayır. E tamam ne yani... Fatih Terim'den bahsediyoruz. 8 şampiyonluk, UEFA Kupası. Yani sen şunu mu söylüyorsun <laughs> Sergen Yalçın'a da bu kontrol, bu ipler verilmemeli diyorsun? Hayır. Yaşanmış bir şeyden bahsediyorum. Fenerbahçe'de ne yapıldı? Fenerbahçe'de transferleri Erol Bulut mu yaptı? Hayır. Kim yaptı? Emre Belezoğlu yaptı. Yani e tam, senin o zaman... organizasyonuna, organizasyonunda kimler olduğuna ve senin kulübünün futbol kültürüne, aynı zamanda da günün futbol endüstrisindeki şartlarına göre son derece değişken bir şey. Diyor ki Sergen Yalçın, transferi ben seçerim, ben yaparım, bana transfer bütçesi verin, Şampiyonlar Ligi var ya önümde diyor. E tamam vermiyorlar mı Yönetimin de transferden sorumlu yöneticisiyle Kim? Sergen Yalçın'ın arasında ismini söyleyelim. Sorun var gibi duruyor yani şu anda. Erdal Torunoğlu. Evet Erdal Torunoğlu. Nun. Peki o zaman ben, eğer Bir dakika yalnız. Bak burası çok kritik. Çünkü Hı -hı. buradan dolayı linç yiyoruz biz. Peki. Çünkü burada biz linç burada bir şey yok canım yani Bak ki, ben burada ne? Olan bir şey ne Erden, Erdal Torunoğlu ne Sergen Yalçın? O haklı bu haksız. Böyle bir yargı makamı değiliz. Ama bu sorun da çok belli. Sanki masada konuşulan şey Yalnız gerçi burada bahsettiğim paralar arasında ciddi farklar var ya. 1.6 ile 2.5'dan hadi 2.2'ye düşsün. Hani aradaki farklar hani 600 bin euro dediğim parada Sergen Yalçın'ın geçen yıl aldığı para evet. 6 milyon lira. Bak 6 milyon liraya oynamış Sergen e canım, Yalçın 1. aradaki 1. fark 6 1. milyon lira. 1.6 artı 600 bin euro dersek yani 21-22'ye gelir. Yani bu Beşiktaş'ın hocası da 2 milyon euro almalı canım yani burada... Bunun konuşulması bu kadar pazarlık yapılması bana göre tuhaf yani sonuçta takımı şampiyon yapmış ciddi bir gelir kaybı kaz gelir kazandırmış Şampiyonlar Ligi'nde mücadele edecek ben asıl Paradan öte temel sorunun bu bahsettiğimiz ve üzerimizde konuştuğumuz evet, yani oraya nokta gelelim. olduğunu düşünüyorum. İşte ben de düşünüyorum. onu sormak istiyorum. O, Sizce ama eğer burada bir anlaşma çok. sağlandıysa ve taraflar hafta içi bir gelip e, imza atacaklarsa yani söylenen bu. O zaman hangi konuda anlaştılar? Yani Sergen Yalçın mı acaba geri adım attı, yönetim mi geri adım attı? Yani birinin isteğinin kabul olmuş olması lazım. Eğer anlaşma sağlandıysa ve transferse esas sıkıntı. Sergen Yalçın'dan ve Beşiktaş'tan bağımsız. Türkiye'de... Mevcut finansal kulüplerin finansal şartlarında bence ağırlıklı olarak uygulanması gereken yöntem şudur. Teknik teknik adam, teknik heyet der ki bana bir sol bek, bir sağ bek lazım. Diyosuz ne kadar falan? paranız var? Ne kadar bunlara ne bütçe? Bir de forvet lazım. Şimdi Forvet A klası olmalı, paranın çoğunu ona verelim. Bak bunlar hep matematik. İki, iki Forvet ama başkası. İşte, hoca, mesela. hoca, peki, hepsi düşünce, hoca. niye oyuncuyla ilgili para mevzusuna girsin ki? Şunda anlaşmamak için bak, dünyada, dünyada en son, en son düşündüğüm adam bile olsa şunda anlaşabilir herkes. İhtiyaç ne? Bir sol bek, bir kaleci, iki Forvet, yedi orta sağ diyelim. Tamam mı? Hani. Bu, evet. Bu tespit yapılır. Paranın ne kadar olduğu bellidir, hareket alanı mı belli. Hani üç aşağı beş yukarı bu sene 250 milyon TL'miz var. Bu 250 milyon TL'yi bu ihtiyaçlara nasıl organize edelim? Bu da bir matematik işidir ve egolardan, liyakatten bağımsız bir finansal matematik var ortada, tamam mı? Bunları adı konduktan sonra işte bence yapılması gereken şudur. Serkan der ki, bakın bu bütçelerle benim istediğim adamlar şu: bir Ezgi, o olmazsa Serkan, o olmazsa Murat sol beke. Bence sol beke bile ihtiyaçları var. İki tane sol beki var Beşiktaş'ın ama net bir sol bek ihtiyacı var. Çok net. Ama öncelik mi? E iki tane varken öncelik değil. Tıpkı geçen seneki kaleci gibi. Evet. Belki de Rıdvan bu sene bir hayli üstüne koyacak. Büyük bir aşama kaydedecek ve gerçekten herkesin içine serin sular serpilecek. Onu ben bilemem. Sergen Yalçın bilir ama. Sergen Yalçın Ersin'e güvendi ben Sergen Yalçın ne derse güvenirim mesela. Şu an ben hani o futbol. Rıdvan tamam derse sol bek ihtiyacı çok der mesela. Sergen Yalçın ne diyorsa çıkıyor ya. Gezal'ı telefonundan izlemiş 5 dakika. Bak, beğendi aldı. E ne oldu? Larin. Larini şu an serbest bıraksan Türkiye'den Galatasaray, Fenerbahçe, Trabzon alır mı ya? Şu an, şu an 19 gol mü attı. O civar. Fazladır yani şey. 20 bile olabilir. Totalle. Evet. 21 de olabilir. Yani Larin şu an serbest bıraksa şeyler. ha bir, bir görüşürler. Ha, görüşürler. Ya yani maliyetine göre belki alır. Belki alırlar. Trabzon, Fener, Galatasaray. Larin. Yani bu sebeple ben Sergen Yalçın'ın o çizilen maliyet ve ihtiyaç tablosu var ya bir sol bek, bir iki forvet, bir sol açık gibi işte o ihtiyaç tablosu. Eldeki para belli. Sergen Yalçın listesini verir. Gidip görüşmeleri kulüp adına kulübün yetkilisi. Bence mümkünse başkanı. Çünkü taşın altında onun eli var. Hesapta ona sorulur. Hiç kimse ikinci, üçüncül yöneticiye hesap sormaz. Ha başkan çok isterse buraya bir sorumlu tayin eder. İşte ona Emre Bölözoğlu diyoruz. Mesela geçen yılki görev tanımıyla. Evet. Ee, o ...tayin eder. Bana gelmeyin, ben sadece son onay makamı olurum der. Hani anladın mı? Murat Özbostan, 3 milyon euro bonus servis, 1 milyon imza parası... ...yıllık 1,5 milyon euro başkanım, bilginiz olsun. Eee diğerleri tamam böyle böyle, tamam alın der. Hani başkan bunu der. Şu anda bence içinde bulunan bu anlaşmazlık zemini... ...ya da bu sözleşme uzatmanın uzama işi... E, ...bence biraz e, diyaloğun e, henüz gelişmesinden kaynaklanıyor... Sanıyorum Emre Kocadağ gibi becerikli ve gerçekten Beşiktaş'ın geçen seneki başarısında her anlamda önemli pay sahibi bir yönetici bu işin içinden çıkacak. Çıkamıyorsa da canları sağ olsun. Kimse bak Fatih Terim'in Galatasaray'dan ayrılması söz konusuyken herkes her yerden ayrılır. Herkesin de alternatifi vardır. Yönetici olarak da, teknik adam olarak da, futbolcu olarak da. Gezal, karalar bağlamasın Beşiktaş ama muazzam bir adam keşke kalsa. Rozier, yani çok zor şimdi o maliyetlerle bir sabek bulmak keşke kalsa şampiyonlar ligi falan var ama ne yapacaklar evet. enseyi mi karartacaklar Geçen sene onları nasıl buldularsa yenilerini bulacaklar Beşiktaş bu ya yoluna devam edecek İşte acaba Sergen Yalçın'a böyle bir garanti verildi ama mi? Ama bak Murat siz Özman Ezgi şunu söyleyeyim düşün. Galatasaray'dan sonra imzalanırsa o teknik direktör sözleşmesi bütün sezon boyunca herkesin ağzında ciklet verirsiniz Şimdi Galatasaray düşünsene Galatasaray'ın olası başkan adayı Murat Özbostan'la Serkan yarışıyor Galatasaray'da. Teknik direktör yok. İleride bir başarısızlık şöyle bir bahane. Ya zaten biliyorsunuz en olmadık zamanda şey yapıldı. Çok geç imzaladık işte teknik adamla işler yarıda kaldı. Finansal sıkıntılar falan. Ben o zaman ne diyeceğim o Galatasaray başkanına biliyor musun? Beşiktaş bile sizinle aynı zamanda imzaladı. Ya yani ne diyorsun Fenerbahçe de hala imzalamadı. Bana hiç yani öyle gelme diyeceğim çirit, yani. Şu an çok büyük Bak, bir... E, diyeceğim ki o Galatasaray başkanı bana vane üretme. Herkes... Ya yani Sen transferlerden falan bahsediyorsun da Sayın Başkan bütün verdiği röportajlarda benden yıldız transferi beklemeyin. Ben yine bütçe. E, hareket edeceğim dediği yani.